Savcılık soruşturma başlattı. AK Parti, iddialarımız doğru çıkıyor dedi. CHP ise sürece tepki gösterdi. Dikkatler pazartesi verilecek o kritik karara çevrildi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin AK Parti olağanüstü itiraz başvurusunda bulunmuştu YSK'ya. Sandıkların tamamını sayılmasıydı. Yüksek Seçim Kurulu bu kapsamda AK Parti'nin iddiaları için ilçe seçim kurullarına araştırın talimatı verdi. İlçe seçim kurulları çalışmalarını tamamladı. Pazartesi günü YSK'nın karar vereceği belirtiliyor. Takvim ilerlerken veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla AK Parti, MHP ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaları araştırmak amacıyla 32 ayrı soruşturma açtı. Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi. Soruşturma sürerken AK Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İddialarımız doğru çıkıyor," dedi. Baştan beri neyi ileriye sürdüysek bunların hepsi doğru çıkıyor. Ölülerde oy kullanmış yer yer gördük. Gördük ki evet, önemli bir kısmı hem cezaevinde oy kullanmış hem de kayıtlı olduğu yerde o cezaevindeyken aynı zamanda onun adına birileri oy kullanmış. Kısıtlılar hakeza, kısıtların içerisinde de yine oy kullanmış olanlarını gördük. Yavuz, usulsüzlüklerin 2 yıl öncesinden başladığını iddia etti. Açıklamalara ve soruşturma sürecine CHP'dense tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, YSK'ya da tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, yürütmenin, sarayın tasallut, baskı ve basıncına teslim olmuştur. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 6-7 saatte bitiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun ilanı noktasında 30 günü aşkın bir süredir bitirilemiyorsa burada ipe un serme vardır. Burada çamura yatma vardır. Burada tam kanunsuzluk hali vardır.